Evet, başlayalım dostlar. Savaş şimdi yüzde yüz gerçekten izleyen herkes selamlar. Günaydın. Saat altı buçuk. Herkese öncelikle hayırlı sabahlar diliyorum. Böyle bir müthiş bir gece geçirdik. Yani hiç durmaksızın yükselen bir bitcoin karşı karşıyayız. Enteresan. <laughs> Valla en son 3 yıl önce boğa sezonunda bitcoin'in bu kadar güzel hareketler yaptığını hatırlıyorum ondan beri Bitcoin'den böyle uçuk hareketler görmüyorduk. Peki bir, piyasada neler oldu? Bitcoin neden 35 bin dolara kadar gitti? Günün özetini şöyle bir yapalım. Ardından akşam da zaten canlı yayında beraberiz. Detaylar her şeyi konuşacağız. Chatte soru cevap yapacağız. Altcoin'lere de bakacağız ama. Öncesinde saat 6.30. Piyasada neler oluyor bir anlamaya çalışalım. Karmaşık bir gece. Öncelikle BlackRock'ın Spot ETF haberini çok fazla şilllediler piyasayı. Yani resmen bir FOMO pompaladılar içeri sürekli 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 böyle bir FOMO pompaladılar. Hiç durmadan hem yani bütün haber kanallarında işte BlackRock'ın Spot ETF onaylandı, ile ilgili bir şeyler var, ETF'nin IBTC'si işte koduyla işte Nasdaq'ta görünmeye başlandı. İşte bu görünme onay anlamına geliyor falan filan gibi bir sürü FOMO haberleriyle pompaladıkları FOMO'larla Bitcoin'i bin doların üzerine kadar atmayı başardılar. Alışkın mıyız? Uzun zamandır değiliz böyle FOMO'lara. Ama an itibariyle sonuç olarak Bitcoin 35.000 e, nereye kadar yerli 35.300-35.400 bandına kadar bir yükseliş getirdi. Şimdi bizim e, geçen haftadan beri konuştuğumuz bir yükselen kanal yapısı vardı ve kanalın düşen trendi kırılmıştı. Kırılan düşen trendde de hedef tam olarak 35.700 35.800 civarı gözüküyordu. Biz bunu canlı yayında da konuştuğumuzda ben de hatta böyle şöyle bir cümle kurmuştum bununla ilgili. Ben 35.000 dolara gideceğine inanmıyorum. Çünkü piyasada şu an savaş var. Dünyada bir savaş var. Bir gündem var. Bu gündem içerisinde çok çok kritik bir haber gelmediği sürece ya da bir ETF onayı gelmediği sürece 35.000 dolara Bitcoin'in gidebileceğine inanmadığımı, maksimum 32 bin deneyebileceğimizi düşündüğümü defalarca kez dile getirmiştim. Beni de yanılttı piyasa. Yani aslında ETF onayı gelmedi. ETF onayı gelmiş olsaydı en azından diyecektim ki böyle bir şey olursa ancak yükselir zaten demiştim derdim. Ama ortada bir ETF onayı da yok. O yüzden böyle bir şey söylememi gerektirecek bir durum da yok açıkçası. Sadece şunu dile getirmiştik sürekli. İşte 30.419 dolar minor bir dirençtir. Bu direnç kırılırsa 32.000 dolara kadar yolculuk var demiştik. 32.000 doların da çok çok üstüne giden bir yolculukla karşılaştık. An yani itibariyle Bitcoin var olan formasyonun hedefine gelmek üzere. Tamam mı? İçeriye pompalanan bu FOMO haberleriyle birlikte e, temel analize bağımlı. Teknik analizde oluşan formasyonun hedefine gelmek üzere. 35.790'dan bir short emrim var. Çalışır mı çalışmaz mı bilmiyoruz. Çalışırsa bizi patlatır mı onu da bilmiyoruz. 35.790'dan açacağım. Short işleme. Eksi 100 stop koyacağım. Eksi 100 stop oluşturacağım. Eksi 100'ün üstüne bir artış gelirse stop etsin beni. Hiç bulaşmayayım ama eksi 100'ün üstüne çıkmazsa yani stop olmazsam aşağıya doğru gelebilecek bir düzeltmede en azından bir 8x 10x gibi kaldıraçtan para vurmayı planlıyorum. Onlarca spot piyasadaki topladıklarımızın hiçbirini daha satmadık. Şimdi burada büyük bir ekran var. Bu ekranı sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğümü paylaşmak istiyorum. Olur olmaz buna birlikte bakacağız. Ama ben en azından gördüklerimi sizinle şeffaf bir şekilde paylaşmaya özen göstereyim. Şimdi Bitcoin'in geçmiş tarihinde de çok çok önemli bir bölge olan 40.529 ve 42.143 dolardaki önemli direnç bölgesi genelde Bitcoin'in satış yediği bölümdür. Yani burası Bitcoin'in düzeltme gördüğü bir bölümdür. Ee, bu bölgeyi takip etmek lazım. Eğer 36.790 üzerine doğru giderse bu iki bölgeden ben Bitcoin'in geri çekilmesini beklerim. Geçmiş senaryoda bu testlerin defalarca kez düzeltmelerine tanık olduk. Ortalama ne kadar bir düzeltme oldu buralarda? Burası genel olarak benim beklentimin dışında zincir üstü verilerde yıllarca kripto piyasaların satış yediği baskı gördüğü bir bölge. Yani benim teknik analizimle alakalı bir durum değil bu. Zincir üstü verilerle alakalı bir durum. Hani şimdi içinizden son zamanlarda işte söylediğin hiçbir şey tutmadı diyenler olacak. Aslında söylediğimiz birçok şeyi tuttu, beklediğimiz tutmadı. Yani söylediğimiz şeyler oluştu, gerçekleşti. Ama biz bunu bekliyor muyduk? Ben bunu beklemiyordum. Doğal olarak da beklentimin dışında her ne kadar formasyonlar bize hedefleri vermiş olsa da beklentimin dışında oluşmuş olan hareketler var. Şimdi bu hareketlere bakıldığı zaman burada Bitcoin'in daha önceki senaryolarda da ne kadar bir geri çekilme yaptığına birlikte bakmamız lazım. İşte ortalama olarak 12-13 bin dolarlık bir geri çekilme yaptı bir önceki senaryoda. Burada ne kadarlık bir geri çekilme var? Burada da yine bir 12 bin, 12 bin 500 dolarlık bir geri çekilme var. Muhtemelen yine bir 12-12.500 dolarlık eğer bu bölge test edilirse, tekrar söylüyorum bakın bu bölge test edilirse 12-12.500 dolarlık buradan geriye doğru sağlam bir baskıyla satış baskısı yiyebilir kripto piyasası. Ama buranın test edilebileceğinin daha onayı yok onu söyleyeyim. Öyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Yani ne kadar kanal içerisindeki formasyon şu an çalışmış gibi dursa da henüz daha tam hedefine gidebilmiş değiliz belki de tepe noktayı deneyeceğiz. Burada kanal noktasını deneyeceğiz. O yüzden zaten eksi 100 kaybı kabul ederek short emir verdim. Ve stop oluşturdum. Yani mantık bu. Bunun üzerine gidiyorsa zaten beni stop etsin. 40-42'lere kadar gidelim. Ama mı? Oralardan tekrar deneriz şansımızı. Zaten stop olursam büyük ihtimal yukarı doğru long denerim bu sefer. Açıkçası long işlemde denedik denemedik değil. Bir yerde long'a girdik çok çok aşağılarda girdik hatta long'a çok erken çıktık ya %45 %50 karı gördüğümüz zaman çıktık. Çıkmayıp takip etseydik muhtemelen çok büyük bir long'dan para da vurma şansımız olurdu ama yani ben de dahil piyasada birçok kişinin Bitcoin'in bu kadar büyük market maker'ın eliyle ve pomo haberlerle yükselebileceğini kimsenin tahmin edebildiğini çok çok düşünmüyorum açıkçası. Benim bile tahminlerim 32372 dolar seviyelerinde seviyelerindeydi. Her ne kadar teknik analizde 35 bin doları gösteriyor olsa da ve biz bu teknik analizi bir hafta öncesinden görmüş olsak da e, bir savaş ortamında olmamızdan ve aynı zamanda da enflasyon yani mücadele eden bir global dünya düzeninden dolayı ben açıkçası Bitcoin'in bu süreçte 32.372 direncinde biraz olsun takılacağını düşünüyordum. E, şu bölgede özür diliyorum. Takılacağını düşünüyordum. Valla beni de şaşırttı. Bitcoin içeri gelen formu haberlerle vurdu gitti yukarıya doğru. Mutlu olduğum tek konu ne? 24.900'den almayı başarmış olduğum adet Bitcoin'in şu an 35.000 dolara gitmiş olması. Yani ortalama olarak bana bir 10.000 dolar para kazandırdı. Her Bitcoin, 3 Bitcoin'de 30.000 dolar para yapar. Topladığımız işte 55-60 tane %20 altcoin'in hareket ettiğini görüyorum. Onlar çok küçük paralar bıraktı. Öyle. çok büyük büyük paralar bırakmadı ama bu arada da ufak tefek karların olmuş olmasına mutluyum. Üzüldüğüm tek bir şey var. Hala daha Ethereum'u alamamış olmak. Hala daha Ethereum ucuz. 1800 dolarlar da ucuz. Pahalı değil ama Ethereum'u kasaya koyamamış olmaktan üzüntülüyüm aslında. Keşke alım konumu Ethereum'un da gelseydi de alsaydık. Tabi sıfırdan alım konumları oluşturmak lazım burada artık. Önce Bitcoin'in 35.335.400'deki hedefinin üzerine gidip gidemeyeceğini çözmeliyiz. Eğer hedefin üzerine gidiyorsa ve 42.000 doları deneyecekse ona göre yeni alım konumlar oluşturmak gerekiyor. Ve elimizdeki bütün projelerdeki karı 42.000 dolarda realize etmek lazım. Yani parayı cebe almamız lazım. Madem bazı şeylerde para kazandık kardayız spot tarafta en azından o parayı cebe koyup artıyla tekrar yeni alım konumlarla takip etmek lazım. Şimdi bir de ikinci senaryomuza bakalım. Daha doğrusu ikinci senaryo değil, ikinci ekranımıza bakalım. Burada da bir ekranımız vardı çünkü bunu da haftalık kapanışında konuştuk canlı yayında. Haftalık kapanışta neyi dile getirmiştik? Şunu konuşmuştuk haftalık kapanışımızda biz. E, Bitcoin'in var olan ve bizim çok uzun zamandır takip ettiğimiz bir kanal yapısı var. Bu kanal yapısı içerisinde de trendin 31.400 dolar olduğunu dile getirmiştik. Pazar günü gece yayınlarını kaçırmamanız çok çok önemli. Haftalık kapanış yayınları çok önemli ve biz haftalık kapanışta şunu söyledik. Eğer dedik 31.400 dolar üzerinde bir bitcoin görülüyorsa buraya stop konulup yukarı doğru takip edilebilir. Bitcoin çünkü 42.000 dolar hedefi var burada dedik. Bakın az önceki e, ekranda 42.000 dolar da çok önemli bir direnç gösterdim sizlere. Şu anda da haftalık tablodaki formasyon hedefinin tam 42.000 dolarda olduğunu görüyoruz. Bakalım formasyon çalışacak mı? Öbür tarafta günlükte formasyon çalıştı. 35.300'dü. Bitcoin 35.300'e kadar gitti. O formasyon çalıştı şu an ama haftalıkta logaritmik tabloda oluşturduğumuz formasyon 42'yi gösteriyor. Bakalım 42 çalışacak mı? Bu çok çok önemli. Çalışırsa da ona göre işte bir satış baskısı bekleyeceğiz. ikinci bir short pozisyon belki deneyeceğiz. Ama Önemli olan senaryo şu. Haftalık kapanışta gece yayında şundan bahsettik. Saat 3.30 civarıydı. 31.353, 31.400 üzerinde giden bir Bitcoin'in stoplu bir şekilde yukarı doğru takip edilebileceğinden bahsettik. Ve 35.753'de 0.78 altı Fibonacci direnç olduğunu, bu bölgelerin satış bölgeleri olduğunu, bu bölge üzerinde kalıcılık sağlayabilirse hedefe gidebileceğini konuşmuştuk. Şu an itibariyle Fibonacci 78.6 henüz denenmedi. Yani Bitcoin 35753'ü denemedi. Birçok tahtalarda denedi. O bölgenin üzerine gitti ama spot piyasa tahtasında henüz denemiş değiliz burayı. Doğal olarak 78.6 testini bekliyorum. Bakalım 35753 denenecek mi? Denenmeyecek mi? Benim burada genel olarak sizlerden e, özel ricam, rica ediyorum yani. Şu an herkes çok ciddi derecede bir fomaya kapılmış durumda. İşte Bitcoin boğayı başlattı, Bitcoin ralliyi başlattı, gidiyoruz gibisinden böyle ee, söylemler duyuyorum. Twitter'da, Instagram'da, orada burada görüyorum, okuyorum. İnsanlar böyle çok ciddi derecede bir formaya kapılmış durumda. Ee, Boğa başladı. Demek için erken. Boğayı erken başlayacağını tahmin ettiğini söyleyen ilk adamlardan bir tanesiyim. Evet ben de 2020 Ekim Kasım ayını çok taklit ettiğini Bitcoin'in. Ve bu taklide bağlı olarak da Halving'den çok daha önce boğa sezonunun başlayabilme ihtimalinin olduğunu dile getiren ilk adamlardan biriyim. Ama e, sonuç olarak hala tam değil. Yani tam hadi boğa yerli gidiyoruz demek şu an için zor. Yani, teknik analize baktığım zaman evet boğa geldi. Boğa başladı artık. Teknik analize geldi. Hatta e, bunu ne zaman? Canlı yayında söyledik değil mi? Haftalık kapanışta söyledik. Gece yayınında. Bana gel, sorarsanız boğa başladı dedim. Oradan birisi chatte siktir oradan dedi bana. Bizimki arkadaşlar derman banladı. Şimdi i̇şte onu diyen arkadaş yanıyor, yana yana düşünüyordur. Ulan 35 bine gittik. Ulan acaba savaşın dediği gibi boğa yerli mi diye. Boğa yerli mi den kastım bu değil. Şu anki yükseliş tamamen Bomo ile alakalı bir yükseliş. Şimdi burada altcoin'lere yansımalarına bakmamız lazım hep birlikte. Çünkü birçoğunuz altcoin yatırımcısınız ve içinizdeki en büyük tedirginlik ve tereddüt şu. Ya bir altcoin sezonu başladı ve benim haberim mi yok? Kaçırıyor muyum gibi düşünceler içerisindesiniz. Öncelikle panik yapmayın. Şu an sadece bitcoin yükseliyor. Bitcoin'e bağımlı olarak da birazcık ethereum attı. Ama onun harici dönüp altcoin'lere baktığınız zaman birçok altcoin öyle aman aman bir yere gitmedi. Cardano'ya bakıyorsun mesela. Hala da 28.51'de algoya bakıyorsun. İşte 990'da atoma bakıyorsun. dahi 7'lerde Avax'a bakıyorsun. Kırmızı yakmış 10'da. Yani direnç bölgesine bile gelemedi. 11'in üzerine atamadı. BNB'ye bakıyorsun. Ethereum giderken BNB takılı kalmış. 232'lerde takılıyor. Lightcoin Litecoin birazcık bir tık hareket yaptı. O bile şu an hala 71'de yani. 413 dolardan düşmüş bir projeden bahsediyoruz. Veya Matik tarafında Polygon benim önümlü olduğum projeler. Hadi her şeyi işte geçtim. XRP haberi değil mi? Davayı kazandı denilen XRP'nin sağda solda 10 dolar 20 dolar olabileceği konuşuluyor. XRP'nin bana çok komik geliyor. Bu rakamlar mümkün değil o kadar artması ama yani dönüp baktığın zaman de böyle aman aman bir yükselişten bahsedemiyoruz. 48-36'dan 54'e gitmiş yani. Henüz o altcoin'lerdeki 2020-2021 bu o 2020 Kasım ayı görüntüsü henüz altcoin'lerde yok. O yüzden sakin olun panik yapacağınız veya kaçırdığınızı düşündüğünüz herhangi bir şey yok. Son olarak Discord'ta e, Discord'a da paylaştım. Yine burada sizler için de konuşmuş olayım. Ne yazmışız? Hemen Discord'a paylaştığımı da sizlere okuyayım. Bilin isterim. Genel duyuruda. Şimdi bu hafta paylaşılan videolarda ve canlı yayında oluşan kanal yapısının hedefine geldik. Ne yalan söyleyeyim bu formasyonun bu kadar kısa zamanda çalışmasını asla beklemezdim. BlackRock ETF haberleriyle piyasaya pompalanması -pom pompalanmasıyla birlikte pompalanmasaydı çalışması imkansızdı. Şimdi burada iki soru işareti var. Bir manuel topluyor muyuz? Tabii bu bizi ilgilendiren bir konu. Bunu YouTube'a söylemeyeceğim. Bu Discord bizi ilgilendiriyor aile üyeleriyle. İki ana direnç olan 42.143 dolar denenecek mi? Benim görüşüm henüz manuel toplamıyoruz bu arada. Ama toplayacağımız zaman tabii ki Discord'dan genel duyurudan paylaşacağım. Zaten altcoinlerde aman aman bir yere gidemedik. Az önce de gösterdim bu akşam 23.00 yayınında da yine altcoinlere değineceğiz. 95 projenin 3'te 2'sinin ilk alım konumlarından aldık. Aldıklarımızın şu an kasamızda kar ve para olarak gözükmesi keyiflendirici. Aslında durum çok net. Ya formasyon hedefimiz olan 35800'den buradaki formasyondan bahsediyorum. Bu formasyonu canlı yayında çizdik hep beraber. 35800'den düzeltme gelecek. Bak ya diyorum soru işareti var. Tamam mı? Ya da bir önceki boğa öncesinde yaşanan 42.143 ve 40.529 dolar düzeltme kanalına kadar yükseliş gelecek ve burada bitcoin 28.600 dolara kadar çakılacak. Herkes boğa tuzağıydı diye isyan ederken market yapıcı altcoinleri son diplerden toplayacak ve bitcoinleri kasalarına koyup yeni boğa sezonuna Dünyayı uyutarak gidecekler. 2020'de de böyle oldu. Gidecekler. Bu saatten sonra takip edeceğim ve peşinde olduğum senaryo bu. Uyumaya niyetim yok. Zaten kanal olarak da sloganımız uyuma. Paramızı çalıyorlar. Bir şey kaybettik mi? Kaybetmedik. Bir şey kazandık mı? Öyle çok aman aman bir şey kazanmadık. Sadece benimle birlikte almayı başaran, bitcoin almayı başaranlar Aldıkları Bitcoin başına 10.000 dolar kar ettiler spot piyasada. Ki spot piyasada 10 bin dolar kar edebilmek çok keyifli bir şey. E, ee, topladığımız 3'te 2'lik altcoin'lerden çok büyük bir kar ettik mi? Hayır. Çünkü altcoin'ler daha bir yere gitmedi. Altcoin'leri de kaçırmış değilsiniz. Panik de yapmayın. O yüzden sakin bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. FOMO'ya kapılanlar için söyleyecek bir şeyim yok. FOMO'ya kapılan arkadaşlar bizimle aynı fikirde değillerse boşu boşuna kanalı da takip etmesinler. Kendilerini de yıpratmasınlar. Çünkü ne diyor lan bu adam deyip kanası bir videonun karşısında canlı yayının karşısında ya da benim karşımda kendiniz deyip bitiriyorsunuz. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Hiçbir zaman aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Ben sadece gördüklerimi ve daha önceki tecrübelerimi aktarmakla mükellefim ulaştığım YouTube yayınlarda ve hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Ama sonuç olarak aynı fikire veyahut da aynı bakış açısına sahip olmak zorundalığımız yok arkadaşlar. Saygı çerçevesi içerisinde videonun altına attığınız her türlü yorum, her türlü fikir, belki benim kaçırdığım, görmediğim, sizin gördüğünüz herhangi bir setup, formasyon, direnç veya destek başımın üzerinde yeri var. Yorumlarda okurum, değerlendiririm. Hatta belki de benim görmediğim bir şeyi gördüğünüzü düşünerekten bu akşam 23.00 canlı yayında da paylaşırım. Her zaman yorumları açayım. Ee, ama benim şimdilik senaryom bu kadar basit. Ya günlükteki formasyon hedefini bekleyeceğim. 35.800 ve bir tane short emri verdim. Eksi 100 stopa bastım. Burayı bekleyeceğim. Buradan düzeltme gelmesini bekleyeceğim. Ya da klasik 42.000 dolar yükselişini bekleyeceğiz. Stop olacağız açacağımız short işlemde. 42.000 dolarda da büyük ihtimal şöyle bir şey yaparım. 42.000 dolar denenirse, çünkü az önceki setupta bir kere daha döneyim sizler için setupa, aynı tekrar, tekrar düşüyormuşum gibi oluyor ama bir kere daha dönmüş olayım. Buradaki formasyonun hedefi direkt 42.000 doları gösteriyor. 41.600, 42.000 dolar yani direkt buraya geliyor. Böyle bir senaryoda 42.000'e giderse Bitcoin, 42.000 senaryosu Bitcoin'in her zaman... 10, 12 bin, 13 bin dolar civarında düzeltme yaptığı bir bölgedir. Yani 42 bini denediğinde genelde 28 bin, kadar sert bir geri çekilme yapar ve insanlara panik yaptırırlar. Ve özellikle satış yaptırırlar. Twitter'a da attım bugün. Ben geçmişten tecrübeliyim bu tarz yükselişlere. Bir yerde öyle sert çakarlar ki aşağıya herkes panikle zararına satış yapar ve ondan sonra Bitcoin yürür gider herkes arkasından izler. Bu panik satışını büyük ihtimal 42 bin dolarda yaptırma ihtimalleri oldukça yüksek eğer 35800'den geri dönmezse Bitcoin. O yüzden temkinli olmak lazım. 42000 dolara geldiğinde de büyük ihtimal ben de elimdeki spot piyasada topladığım her şeyi satarım. Kağıdı cebime alırım. Düzeltmeyi bekler 28500 ya da 28600 ya da 29000 bandında bu sefer %80 direkt kasayla içeri girerim. Yani spot paramın %80'ini manuel olarak hiçbir alt bakmaksızın direkt kafa atabilirim. Şimdilik 42 bin dolara uzağız ama hatırlatırım daha dün ya da pazar gecesi haftalık kapanış yayınında daha 30 bin dolara gider miyiz? 30 bin 400'ü kırar mıyız? 32 bini test eder miyiz? derken bu gece sadece bir gecede saatler içerisinde Bitcoin'i aldılar. 30 bin 500 dolardan 35 bin küsürlere götürdüler. %12, %13 gibi bir kar etti. Bitcoin uzun zaman sonra ilk defa bir günde %12 gibi bir kar bıraktı yatırımcısına. O yüzden olmaz diye bir şey yok kripto piyasasında. Her şey olabilir. Biz bugün 35.500, 35.400 ya da 35.800'den döner mi acaba diye düşünürken bir bakmışız ki akşam canlı yayına girene kadar Bitcoin 42.000 dolar vermiş Kimse ne olduğunu anlamamış. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Sadece gördüğümü ben aktarmakla dediğim gibi mükellefim bütün indikatörler şişti, osilatörler şişti, hacimler şişti, her şey şişti. Özellikle de long pozisyonlar çok büyük karlar elde etti bu süreçte. Market maker bu kadar büyük bir parayı göz göre göre yatırımcıya hiçbir zaman vermedi, vermemiştir de elbet bir yerde sağlam bir düzeltme en azından bir 10 bin dolarlık bir geri çekilme yapacaklar. Önemli olan bu 10 bin dolarlık geri çekilmeyi 42 bin dolarda mı yapacaklar? Her zaman yaptıkları bölgede mi yapacaklar? Yoksa Günlükte kanal içerisindeki formasyonun hedefinde mi yapacaklar? İki tane seçenek var önümüzde. Bu iki seçenek de çok kaliteli short pozisyon sinyali üretiyor. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber aynı zamanda spot piyasada da kaçırdığını düşünenler için güzel alım fırsatı verecek. Bitcoin için konuşuyorum altcoinlerde hiçbir şey kaçırmış değilsiniz. Bütün altcoinler hemen hemen olduğu yerden en fazla %2, %3 gitti yani panik yapmayın bir tek Bitcoin harekete gitti. Burada da şu sorunun cevabını vermiş olalım. Herkes şunu söylüyordu. Neden sen paranın büyük bir bölümünü Bitcoin'e yatırıyorsun? Niye altcoin'lere daha küçük bir para yatırım yapıyorsun diye soruyordunuz bana. Sorunuzun cevabını şu an almış oldunuz canlı canlı. Bitcoin her zaman altcoin'lerden çok çok daha önce gideceği yere kadar gider. Önce Bitcoin'den kazanalım sonra altcoin'lerden kazanırız. Geçmiş yatırımcının genel olarak stratejisi budur. Son olarak Total Market Cap'e gelmek istiyorum. Burada da Total Market Cap'te direnç deniyoruz. Çok çok önemli bir bölge burası. Ee, daha bugünkü attığım videoda Bitcoin yükselmeden önce Total Market Cap ile ilgili direnç deneyeceğiz mi acaba? 1.260-1.250 trilyon dolara deneyecek miyiz acaba diye düşünürken Bugün Bitcoin bu direncin üzerine gitti. 1.264 trilyon dolara geldi. Bir yukarıdaki hedef 1.500 trilyon, 1.5 trilyon dolar yani. Bitcoin'de 42 bin doları denemesi için zaten total market cap'in de yeniden 1.5 trilyon doları görmesi lazım büyük ihtimal. O yüzden çok çok önemli bir direnç bölgesindeyiz. Burayı da takip etmek lazım. Günlük kapanış nasıl geldi? Günlük kapanış gene iyi geldi. Hala da sinyaller yukarı yukarı gösteriyor. Bak geri çekilmelerle birlikte yukarı doğru gösteriyor. Ama yine de bu direnç kritik bir direnç. Bu direnci de total market cap'te takip etmenizi sizlere şiddetle tavsiye ediyorum. Evet akşam 23.00'da görüşeceğiz dostlar. Gönülden seviliyorsunuz. Uyuma paramızı çalıyorlar sloganıyla. Saat sabah 6.52 ve biz uyumadık. İşimizin başındayız. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Bence her şeyin sonuna geliyoruz artık yavaş yavaş. Bunlar son çırpınışlar. Boğa geliyor gümbür gümbür demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.